Julian Paul Assange. Kimilerine göre ulus devletlerin kirli çamaşırlarını ortaya döken bir kahraman, kimilerine göre ise vatan haini. Oysa kendini hep halktan bilgi saklayan yönetimler bilgilerin sızdırılmasıyla yıkılabilir diyerek savundu. 21. yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük hackerlarından Avustralyalı bilgisayar programcısı. 90'ların başında Mendax takma adıyla kurumların bilgisayar sistemlerine sızmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri, NASA onun yöntemleri karşısında çaresiz kaldı. Ama dünya Assange'ı 2010 yılında tanıdı. Kurucusu olduğu WikiLeaks şirketinin yayınladığı belgelerle diplomasi dünyası adeta sarsıldı. Afganistan ve Irak savaşındaki sivil ölümler, Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılanlar ve çok daha fazlası. Dünya o gizli belgeleri satır satır okudu. Türkiye de belgelerdeydi. Sızan belgelerde dış politikadan iç siyasette kabine revizyonlarına kadar birçok gizli görüşme notu vardı. Dünya onun peşine düştü. En çok da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. Assange hakkında soruşturma başlatıldı. Ama gizli belgelerle ilgili değil, cinsel taciz suçlamasıyla. 2010'da soruşturmayı başlatan İsveç savcılığı uluslararası yakalama kararı çıkarttı. Assange Londra'daydı. İngiliz mahkemesi Assange'ın İsveç'e iadesine karar verince 7 yıllık saklanma süreci başlamış oldu. Assange, İsveç kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderebilir korkusuyla Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındı. 19 Haziran 2012 tarihinden yakalandığı 11 Nisan 2019'a kadar Londra'daki büyükelçilikte, yani bir anlamda Ekvador topraklarındaydı. Elbette bu durum iki ülke arasında krizleri de beraberinde getirdi. Ekvador, Assange'a siyasi sığınma hakkı verdi ama İngiltere onu istemekten hiç vazgeçmedi. Ve bu görüntüler aslında iki ülke müzakerelerinin bir sonucuydu. Ekvador ikna edildi, 7 yıl boyunca gerekirse elçilik binasına girer alırız diyen İngiltere istediğini aldı. Julian Paul Assange'ın akıbeti artık İngiliz yargısının elinde. Dünya kamuoyu, Julian Assange ismini WikiLeaks internet sitesi ve bu siteden sızdırılan gizli bilgilerle duydu. WikiLeaks 2006'da kuruldu. Dünyada ses getiren ilk büyük sızıntısı ise 2010'da ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüğü görüntüleri yayınladı. Bu görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı buldu. Uzun süre manşetlerden inmedi. WikiLeaks 2007'de ise ABD'nin Guantanamo'daki hapishanesinde yaşanan hukuksuz uygulamaları açığa çıkardı. Birçok kişi, Assange ve sitesi WikiLeaks'i deşifre ettikleri bilgilerle dünyanın pek çok yerinden hukuksuz uygulamaları açığa çıkardığı için kahraman olarak görmeye başladı. Ancak bu deşifre faaliyetleri Assange'ı da hedefteki isim haline getirdi. İngiliz mahkemesi Assange'ın 2010'da iki kadına cinsel saldırıyla suçlandığı İsveç'e iadesine karar verdi. Assange hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındı. İsveç Mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürdü. Ekvador ise Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etti ve vatandaşlık verdi. 47 yaşındaki Assange, 7 yıldan bu yana Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşamaya devam ediyordu.